Bu bölümde size kalın bağırsak kanseri nasıl gelişiyor? Nasıl yayılıyor? Tedavisinde neler yapıyoruz? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. İsterseniz önce kabaca bir insan vücudunu ve insan vücudu içinde sindirim kanalını çizeyim ve o çizgilerle size kalın bağırsak kanserini anlatmaya çalışayım. Şimdi insan vücudu içinde gıdaları alıyoruz yemek borusuyla gıdalar mideye geliyor. Mideden sonra 12 parmak bağırsağına geçiyor. Oradan ince bağırsağa. Şimdi kalın bağırsağın yukarı doğru çıkan, şimdi transvers bölümü, şimdi inen bölümü. En son kalın bağırsağın dışarı doğru açılan, dışkımızı yaptığımız makat denilen bölgeye geliyoruz. Demin de dediğim gibi gıdalar, yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağı oradan Kalın bağırsağın arkasından sindirim kanalının ince bağırsak bölümüne ince bağırsak yaklaşık 4-6 metre kadar devam ediyor. Ve kalın bağırsakla birleşiyor. Tüm sindirim kanalının uzunluğu 8 ila 12 metre kadar insandan insana değişebiliyor. E, bildiğiniz gibi iç organlarımız karın boşluğu ve akciğerler. Her ikisini ayıran bir zar var. Buna diyafram diyoruz. Diyaframın üstünde akciğerlerimiz var. Ee, akciğerler hemen yanında kalp var akciğerlerin. Ee, burada akciğerler var. Evet. Ee, diyaframın hemen altında mide ve kalın bağırsak sağ tarafına komşu sindirimi o yediğimiz içtiğimiz gıdaların sindirimine yardımcı olan karaciğer salgı bezimiz ve iç organımız var. Tam onun simetriğinde karşı tarafta dalak bulunuyor. Dolayısıyla sindirim kanalına baktığımızda yemek borusu, mide, ince bağırsaklar ve oradan kalın bağırsak, apendiks sağ alt bölgede çıkan kalın bağırsak, yataydaki kalın bağırsak, inen kalın bağırsak, dışkının depo edildiği kalın bağırsak son kısmı ki buna rektum deniyor. Buradan da dışkıyı dışarı doğru atıyoruz. Yani makada en yakın olan kısım kalın bağırsağın rektum denilen bölümü. Rektumun üzerindeki bütün bölüm kolon diye biliniyor ki kalın bağırsak kanseri bu bölgelerde gelişebiliyor. Bütün vücudumuzu kaplayan deri örtü tabakası gibi kalın bağırsağın iç yüzeyini de bir örtü tabakası kaplıyor. Bu örtü tabakası bazı nedenlerle bunlar çevresel nedenler olabiliyor, genetik nedenler olabiliyor veya epigenetik nedenler olabiliyor. Bu nedenlerle farklılaşım gösteriyor. Buralarda iyi huylu denilen polipler başlangıçta gelişiyor. Bir o iyi huylu poliplerin bazıları hepsi değil zamanla büyüyebiliyor. Bazılarında da büyüyen yani hepsinde değil ama bazı büyüyen poliplerin üzerine de kanser meydana geliyor. Onun için biz kalın bağırsak kanseri önlenebilir bir hastalık diyoruz. Çünkü polip küçükken alınırsa kanser gelişmiyor ama bazıları büyüyor ve burada görüldüğü üzere kanserli bir doku meydana getirebiliyor. İşte bu kanserli dokuyu böyle resmettik. Bu dışkılama alışkanlığında değişiklik, kanama yapabiliyor, karın ağrısı yapabiliyor. Şimdi bütün organlarda olduğu gibi kalın bağırsağında temiz kan getiren atar damarlar var. Bu temiz kanı bağırsağa getiriyor. Bir de buradan kirli kanı götüren damarlar var. Onlar da toplar damar diyoruz. Toplar damar da atar damarlara paralellik arz ediyor. Onlarla beraber devam ediyor. Ve bu toplar damarlarda sonuçta hepsi karaciğere gidiyor. Karaciğerde de bunlar yani gıdalarla alınan bütün sindirim değerli maddeleri bir makine gibi işlenip vücuda yararlı şeyleri sonuçları meydana geliyor. Bu atar damarların etrafında da lenf damarları var. Bu lenf damarları da önemli lenf bezlerine açılıyor bunlar. Bu lenf damarları etrafında lenf modülleri meydana geliyor. Bu vücudumuzun hepimizin yapısında bunlar mevcut. Yani bütün organların lenfatik dağılım var. Atar damarlarla temiz kan, toplar damarlarla da kirli kan geliyor. Şimdi kalın bağırsak kanseri geliştiğinde demin de söylediğim gibi katman katman olan örtü tabakasında gelişiyor bu. Bu geliştiğinde kalın bağırsak soğan zarı gibi katmanları düşünün önce bağırsak içinde oluşuyor. Eğer çok erken evre ise hiç vücuda yayılma e, potansiyeli yok yani sadece örtü tabakası içindeyse buna evre sıfır kalın bağırsak kanseri deniyor. Eğer bağırsak duvarı içinde sınırlı herhangi bir yere yayılmadıysa buna evre bir kalın bağırsak kanseri diyoruz. Eğer bağırsağın dışına çıktıysa hastalık dışarı taştıysa yani veya komşu organları aldıysa bu kanser o zaman buna evre 2 kalın bağırsak kanseri diyoruz dışarı taştığı için. Eğer lenf bezlerine hastalık gittiyse kalın bağırsağın etrafındaki lenf bezlerine evre 3 kalın bağırsak kanseri diyoruz. Eğer hastalık toplar damarlar aracılığıyla Uzak organlara gittiyse ki bu uzak organlar karaciğer olabilir. Ee, karaciğere gittiyse artık uzak organlara gitmiş oluyor. O zaman buna e, evre 4 kalın bağırsak kanseri diyoruz. Bazıları da akciğerlere gidebiliyor. Bu da gene evre 4 oluyor. En yani sık karaciğer ve akciğerlere gidiyor, sıçrıyor yani buna da metastaz diyoruz. Onun dışında çok ender olarak kemiğe, beyne ve diğer iç organlara gidebiliyor. Ama en sık gittiği yerler buralar. Şimdi biz bu hastalığı tedavi edebilmek için hasta bize geldiğinde önce şikayetlerine göre tetkiklerini yapıyoruz. Tetkikleri yaptıktan sonra bütün vücudu görüntülüyoruz. Kalın bağırsağın içine kamerayla bakıyoruz. Kan tetkikleri yapıyoruz. Ondan sonra da tedavi etmemiz gerekiyor radyolojik yöntemlerle yaptığımız evreleme, klinik evreleme hiçbir zaman nihai, değil mi size anlattım? Patolojik evreleme ile birebir değil. Bu klinik evrelemeden sonra hastanın o andaki klinik evresine göre bir tedavi planı yapıyor. Hastalık eğer bağırsak duvarı ve çevresinde sınırlıysa o zaman ameliyatla bunun alınması gerekiyor. O zaman ameliyat planı yapıyoruz. Ameliyat planı yaparken de Sadece hastok olan yeri değil, onun etrafında potansiyel yayılımı olan yerleri genişçe çıkartıyoruz. Yani geniş bir e, rezeksiyon planlıyoruz ki bu rezeksiyon planı içinde e, hastalık ve hastalığın potansiyel yayıldığı yerler çıksın. Yani bu bu dokuyu hastalığın olduğu ve eğer yayıldıysa çevredeki lenf bezlerini çıkartıyoruz ve patolojiye gönderiyoruz ki hastalığa nihai tanıyı koysun. Yani son evrelemeyi yapsın. Son evrelemeyi patoloji doktoru yapıyor. Bakıyor sadece to, yani örtü tabakasında sınırlıysa evre sıfır, bağırsak duvarı içine kadar geçtiyse evre bir, dışına çıktıysa bağırsağın Evre 2 lenf nodlarına gittiyse evre 3 uzak organlara yayıldıysa da evre 4 diyor. Ama şimdi bu diyelim ki bölgesel bir hastalığı olan bir kanser. O zaman ne yapıyoruz? Bu bölgeyi çıkartıyoruz. Buradan kesiyoruz. Bakın lenf bezlerini de aldık. Üste kestiğim yer A, aşağıda kestiğim yer B. O zaman bu aradaki dokuyu çıkarttık lenfleriyle beraber. O zaman yukarıda A, aşağıda B kaldı. Hastanın yaşam kalitesinin aynısı devam etsin diye. Şimdi ne oldu? A ve B gördüğünüz gibi birbirinden ayrı. O zaman ne yapacağız? Bu A'yı aşağı doğru getireceğiz. B ile birleştirmemiz gerekiyor. Hemen onu yapalım. Burada ince bağırsakla kalın bağırsağın birleşti yer. Burada appendiximiz. Burada da kalın bağırsağımız. Kalın bağırsağımızın boyu hastalığın yerleşim yerine göre biraz kısıldı, kısaldı. A burada, B de buraya geldi. A burada, B de burada. Bu iki birleşme noktasına bağırsağın ucuca eklendiği yere anostomoz diyoruz. Yani birleşim hattı diyoruz ki hasta sindirim kanalından aldığı gıdaları yani ince bağırsaklarla kalın bağırsak gelen yemek borusu mide ince bağırsaklar gıdaları gene aynı şekilde tuvalette çıkabilsin. Yani yaşam kalitesi bozulmasın diye. Bu oldukça önemli bir nokta. Şimdi bazı kalın bağırsak ameliyatlardan sonra yüzde %90 hiçbir şekilde hastaya bir geçici veya kalıcı torba açmamıza gerek yok. Hatta %95. Fakat bazı kalın bağırsak kanserleri demin de size söylediğim gibi makada yakın yerlerde yerleşim gösteriyorlar yani rektumda yerleşim gösteriyorlar bu kanserler çıkartıldıktan sonra bazen mecburen kalın bağırsağı veya ince varsa karın duvarına geçici yani kolostomi veya ileostomi açmamız gerekebiliyor. Geçici süre dememdeki neden bu anastomoz dediğimiz bağırsağı bağırsağı birleştirdiğimiz yer iyileşince e, tekrar bir ameliyat olarak bu geçici olarak açılan torba içeri alınıyor. Ama tüm kalın bağırsak kanserlerinin belki %5'ten azında buna ihtiyaç duyuluyor. Çok çok ender durumlarda da artık makat tutulu olursa yani bağırsağın en son çıkışa yakın olan bu nihai yani makadı eden, kontrol eden kaslarla beraber hastalık tam bu çıkışta ise o zaman da kalıcı kolostomi gerekli olabiliyor.